Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi de açıkenar bağıntılarının ÖSYS sorularını çözeceğiz birlikte dostlarım. Bu videoyu yayınlayıp yayınlamama konusunda hala bir fikir sahibi değilim. ÖSYM telif hakkından dolayı sıkıntı çıkarıyormuş galiba. O sebeple yayınlamayabilirim ama işin aslını gerçekten öğrendim. Yani şimdi bunu ben bir soru bankasından aldığım için soru bankası yayınladıysa biz de yayınlayabilirmişiz diye bir şey duydum. Tabii işin aslını bir öğreneyim ben. Ona göre yayınlayıp yayınlamayacağıma da karar vereceğim dostlarım. Zaten bu konuşmayı da niye yaptıysam yayınladığımda göreceksiniz zaten. Neyse. Başlayalım bakalım neymiş bunun soruları. Dostlar, birinci sorumuz 2000 yılında sorulan ÖSS sorusuymuş. Şimdi diyor ki BAC açısı 90 dereceden büyük. Şurası 90'dan büyük. Şimdi köşe taşında nasıl öğrettik size? 90'dan büyük veya küçük olduğunu şu anda ilk başta görmüyorsun. Burası tam 90 derece olsaydı diyorsun. Tam 90 derece. Bu üçgen özel bir dik üçgendir. 5, 12, 13 dik üçgenimizdir. Tam 90 olsaydı burası da 13 olacaktı arkadaşlar. Ama diyor ki 90'dan büyük. O zaman 13'ten büyük olacak bizim BC dediğimiz şey. 13'ten büyük bir sayı olacak. Yani 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diye gidecek artık nereye kadar gidiyorsa bilmiyorum. Ama bizi ilgilendiren 13'ten büyük olması bize de en küçük değeri nedir diye soruyor. 13'ten büyük en küçük sayımız 14 olduğu için Bursa'yı işaretledim hemen. Geldik bu soruya. Yukarıdaki çizimde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce şuradaki açıları bir bulalım. 35, 25 daha 60 yapar. 2 iç 1 dışa eşit olduğu için burada 60. 50, 60 daha 110 yapar. Şurası 70. Şimdi şıkları tek tek görelim. AC ile AB'yi kıyaslamamızı istiyor. Büyük üçgenin iki kenarını kıyaslayacağız. Şimdi AC'nin tam karşısındaki açı hangisi büyük üçgende? 50. AB'nin tam karşısındaki açı hangisi? 35. Ve açı diğer açıdan büyük olduğu için kenar da büyük olacak. Yani açılardaki uyum kenarda da olacağında evet A şıkkı doğrudur. Bize hangisi yanlıştır diye soruyor. A'yı sildim. B şıkkına bakalım. Şimdi AB ile BD'yi kıyaslamamızı istiyor. Şununla şunu. Yani şu küçük üçgende konuşmam yeterli. Bu küçük üçgenin iki kenarı. Peki AB'nin karşısındaki açı ne? 60. BD'nin karşısındaki açı ne? 70. 60 70'ten küçük olduğu için normalde AB küçüktür BD olmalı. O yüzden bu yanlıştır. Bursa şıkkını işaretledim hemen. 3 numaraya geldim dostlarım. X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Bizim köşe taşında çözdüğümüz sorunun neredeyse aynısı. Şimdi ne yapıyorum? X'li ifadeyi ortaya yazıyorum. 3x eksi 3 ve üçgen eşitsizliğini uyguluyorum. Yani küçüktür diğer iki kenarın toplamından 15'ten, büyüktür diğer iki kenarın farkında yani 3'ten diyorum. Sonra şimdi x'i tek başına bırakacağım. Önce eksi 3'ten kurtulalım. Her bir terimi 3 toplayalım, 3 ekleyin. 3'e 3 ekledim 6. Buraya 3 ekledim eksi 3 gitti 3x kaldı. Buraya 3 eklediğimde de 18 oldu. Şimdi 3 yalnız, x yalnız değil. O yüzden 3'ten de kurtulalım. Çarpım durumunda olduğu için her terimi 3'e bölüyorum. 6'yı 3'e böldüm 2. 3x'i 3'e böldüm x kaldı. 18'i 3'e böldüm 6 kaldı. İşte x'in aralacağı tam sayılar 3, 4 ve 5 değerleridir. Bize en küçüğünü soruyor. En küçük Bursa'dan geldi. 3 oluyormuş dedik dostlarım. Evet, 4 numaralı sorudayız. Köşeleri A, B ve C. Hemen bir üçgen çizelim isterseniz şuraya. A, B, C üçgeni çizdim. A, B ve C. A, B kenarı 12'ymiş. A, C kenarı 5'miş. B, C kenarı A'ymış. Ve bir de A açısının ölçüsü yani şurası 90'dan küçükmüş dostum. Peki,
Ne demiştik biz? Birinci soruda da yaptık ya aynısını. Tam 90 olsaydı 5, 12, 13 gelirdi. Ama 90'dan küçük dediği için bizim A değerimiz de 13'ten küçük olacak dedik. Peki A'nın normalde aralığı neydi dostlarım? Hani üçgen eşitsizliğinden nasıl yazıyordum ben? Diğer ikisinin toplamı 17 ile ikisinin farkı 7 aralığındaydı değil mi? O zaman bakın biz A'yı 13'ten küçük bulduk, 17'yi sildim. A 7'den büyükmüş. O halde buraya da 7'den büyük dursun dedim. Ve A'nın alabileceği değerler 8, 9, 10, 11 ve 12 değerleri çıktı. Şimdi 9 ile 11'in toplamı 20'dir. 8 ile 12'nin toplamı da 20'dir. Bir de 10 var. Toplayalım. 40, 50 yaptı. Cevap Denizli'den geldi dostlarım. Evet, 5. sorumuz. Orijinalinde bir mutlak değer sorusu dostlarım. Matematik sorusu yani. Bizim burada açı kenar bağıntısı olarak kullanacağımız şey, önce şu 100, 150'den 30'u bir bulalım. Bizim sadece şu ABC arasındaki sıralamayı yapmamız geometri kısmı. Yapalım. Şimdi bizim burada en büyük açımız 100. O zaman en büyük kenarımız da A. Sonraki büyük açımız 50. O zaman karşısındaki kenar sonraki büyük kenar. Demek ki en küçük açı 30 olduğu için C'de en küçük kenarımız oldu. Şimdi bunu bulacağız işte. Geometri kısmı bu kadardı. Şimdi matematik yapıyorum. Mutlak değerin özelliği. Mutlak değerde ne diyoruz dostlarım? Önce içinin işaretini bulacağız. Şimdi A eksi B diyor. Yani A daha büyük bir sayı ya. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacaksın diyor. Bu arada bunların hepsi pozitif değil mi dostlarım? Hani negatifliği de göz önünde bulunduran arkadaşlarımız olabilir. Hocam negatif olsa başka çıkıyor diyebilirsiniz. Ama bu A, B, C'nin hepsi sıfırdan büyük sayılar dostlarım. Niye hocam? Çünkü kenar uzunlukları. Üçgenin kenar uzunluğu negatif bir sayı olmaz. Dolayısıyla şimdi A, B'den büyük olduğu için büyükten küçük çıkarıyorsanız sonuç mutlaka pozitif çıkar. Şuraya bakın, B eksi C. Yine büyükten küçük çıkarıyorum. Sonuç mutlaka pozitif çıkacak. Sonuncusuna bakıyorum. C eksi A. Küçükten büyüğü çıkarıyorum. Sonuç mutlaka negatif olacak. Peki sonuç pozitifse mutlak değer dışına aynen çıkıyor dostlarım. Yani burası A eksi B olarak çıktı. Hocam bunun da sonucu pozitif. Dışarıya aynen çıkacak. Yani B eksi C. Hocam bunun sonucu negatif. O zaman dışarıya eksi ile çarparak çıkartıyorduk. Yani eksi C artı A. Bir de bölü 2'miz var. Hadi şimdi toparlayalım burayı. Eksi B ile artı B gitti. A ile A var. Yani 2A var. Nereye yazalım? Boşluğumuz nerede? Şurada. 2A var. Eksi C eksi C. Yani eksi 2C var. Bir de bölü 2 var. Hepsini de 2'ye bölersek A eksi C gelir. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı dostlarım. Evet, 6. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? 6. sorumuzda LYS 2011 yılında sorulmuş bir soru. Açılarımız var. Yine boş açılarımız var. İsterseniz bunları bir bulalım. 60, 65 daha 125. Şuraya 55 kaldı. Başka da şurayı bulamıyorum. Paralellik vermiş. AD paralel BC demiş. Yani ben bir Z kuralı görebilirim. Bakın şurada. Şöyle bir Z yaptım hemen. Demek ki şurası da 60. 60, 50 daha 110. Şurası da 70. Evet. En uzun kenar hangisidir diye bir soru sormuş bize. Ne yapıyorduk? Ok yöntemi yapıyorduk dostlarım. En uzununu bulurken iki tane üçgen var. En büyük açının karşısındaki kenara doğru ok çiziyordum. Şöyle. Diğer üçgende de 70'in karşısından kenara oku çizdim ve okları takip ettiğimde bittikleri noktadaki kenar benim cevabım oluyordu. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, çevirdik arka tarafı ve 7 numaralı sorudayız. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renklerine çıkmayacak. Yani buna göre B köşesi A'nın üstüne gelecek biçimde katlanmış. Tamam. Bu da 2019 TYT sorusuymuş bu arada. Onu da göstereyim şöyle. Evet, buna göre diyor hangileri doğru sıralanışı hangisidir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Peki, başlayalım bakalım şimdi. Şimdi öncelikle B A'nın üstüne katlanmış. Tamam.
Biz katlanmadan önceki şekline geri getiriyorduk. Zaten aslında çizmiş amca da bizim için kesik kesik. Biz bir daha şöyle üstünden gidelim. Şimdi kat çizgisi ED. O halde kat çizgisi açıortay olacaktı. Bunu gösterdim. Katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşit olacaktı. Bunu gösterdim. Şurası 90 derece oluyormuş kayı kuralından, ikizkenar üçgen muhabbeti. AD katlanmadan önce BD'ydi. Bunu da gösterdim. Şimdi verilen açıları da yerleştirelim. 40 vermiş şu açıyı. Şu açıyı 60 vermiş. Şurası da toplam 80'miş. Ama ben şunu gördüm. Şu bir ikizkenar olduğu için burası 40'sa burası da 40'tır. Ve toplamı 80 olduğu için burası da 40. 60, 40, 100 yapar. Burası 80. Şunlar da 50, 50 geldiler. Bütün açıları da yerleştirdim dostlarım. Evet, bildiğim, gördüğüm her şeyi yaptım şu anda. Gelin birlikte sorumuzu, hangisidir sıralanışı diye sormuş. Hangi kenarlarda? AC. Şu kenara X diyelim. AE. Şu kenara Y diyelim. Burası da Y oldu. Bir de BD. BD neresi? Şuraya da Z diyelim. Bakın şu dik üçgeni bir görseniz arkadaşlarım. Şurayı. BD yani 90'ın karşısındaki kenar her zaman diğer iki kenardan daha uzun olmayacak mıydı dostlarım? Yani Z kesinlikle Y'den büyük. Yani BD EA'dan kesin büyük olacak. AE'den kesin büyük olacak. A şıkkına bakıyorum. Evet böyle. Ceyhan'a bakıyorum. Doğru. Bursa'ya bakıyorum dostlarım. BD küçüktür AE diyor. Bu yanlış. Denizli doğru. Edirne şıkkına bakıyorum. Yine BD küçüktür AE diyor. Bu da yanlış. İki şıkkı eledik şimdi buradan. Gördüğümüz şeylerden. Tamam. Başka neler yapabiliriz? Bakalım şimdi. Şuradaki Z. Şurası da Z'ydi arkadaşlarım. Bakın X ile Z'yi de kıyaslayabiliyorum. X'in gördüğü açı 80. Z'nin gördüğü açı 60. Demek ki 80'in gördüğü X daha büyük bir kenar. X Z'den büyük olacak. Yani AC BD'den büyük olacak arkadaşlarım. AC BD'den büyükse A şıkkı iptal. AC BD'den büyükse C şıkkı da iptal. Bakın bir tek Denizli şıkkı kaldı geriye zaten. Evet doğru cevap Denizli. Gelelim şuna. Evet X, Y, Z noktaları doğrusal. Bir de AB küçüktür, AD küçüktür, CD. Yani en uzun kenar CD'ymiş. Tamam. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye bir soru sormuş. Bu da 2020 MSÜ sorusuymuş. Bunu biraz küçülteyim mi arkadaşlarım siz? Soruyu bütün görürseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şıkları şimdilik görmeseniz de olur. Şimdi önce birlikte şunu yapalım. Şuradaki açımızın değeri x artı y'dir dostlar, değil mi? İki için toplamı bir dışa eşit kuralında. Şimdi biz hangilerini kıyaslıyoruz? AB kenarı yani A diyelim buna. AD, B diyelim buna. CD, C diyelim. Bu durumda A küçüktür, B küçüktür, C'ymiş. Sıralama bu yönde. Peki A ile B'nin ilişkisinden, hani B büyükmüş ya A'dan ya da A küçükmüş ya B'den. Şimdi büyük olanın karşısındaki açı da büyük. Yani Z her halükarda büyüktür. X artı Y'den diyebiliriz. Bu bir. Bunu söyleyebilirim. Başka şuraya geldiğimde şurada bakın B C'den daha küçük. C büyük olan. O zaman C'nin karşısındaki Y daha büyüktür X'ten diyebilirim. Bunu da bir söylemiş olalım. Şimdi bunların ikisinden bir sonuç çıkartmaya çalışalım isterseniz. Şurada da bir 80'imiz var. Şunu görelim. Şu üçgenin iç açılarını bir toplayalım arkadaşlarım. Z, şimdi şöyle değil mi? Normalde şu Z ile X artı Y'nin toplamının 100 olması lazım. Z ile X artı Y'nin toplamı 100. Lan bunlar eşit olsaydı ikisi de 50 olmaz mıydı dostlarım? Ama diyor ki Z daha büyüktür diyor. Z büyük olacak. O zaman eşit değillerse Z 50'den büyük bir sayıdır. X artı Y de 50'den küçük bir sayı olmak zorunda dostum o halde.
Demek ki benim buradan çıkartacağım sonuçlardan biri şu. Z büyüktür 50'den. O halde benim 3. öncülüm kesinlikle doğru oldu arkadaşlar. 3 numara kesinlikle doğru. Şimdi 3 numaranın olmadığı şeyleri bir silelim isterseniz. Bunu sildim. Bunu sildim. 3 şıkka düşürdük şimdi. Devam edelim. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi Y X'ten büyük bir sayıydı. Bunu biliyorum. Ve X artı Y'nin de şunu öğrendik az önce. X artı Y 50'den küçük. Bunu öğrendik. Şimdi ikisi eşit olsaydı, ikisi de eşit olsaydı 25-25 olurdular. Ama diyor ki Y daha büyük olacak. Y büyük bir sayı. O zaman Y 25'ten büyük. Mesela 26 olabilir. Bu durumda X 24 olmalı. Yani şunu söylüyor. X 25'ten %100 küçük bir sayı olacak arkadaşlar. Mecbur küçük olacak. Demek ki buradaki birinci öncül yanlış. Bak X 25'ten büyük diyor ama biz 25'ten küçük olduğunu ispatladık. O halde 1'in olduğu şıklar da yanlış olacak. Demek ki Denizli'yi de sildi. Evet, ikinci öncülümüze bakalım şimdi. Z büyüktür 2Y'den diyor. Peki bunu konuşalım. Şimdi ne dedik? Şurayı bir daha elimize alalım. Z, şimdi bunlar X dediğimiz sayı Y'den küçük. Y X'ten büyük ya da öyle söyleyelim. Şimdi X yerine Y yazsaydım ben şöyle olmaz mıydı? Z büyüktür. X yerine Y yazdım. Y artı Y. 2Y olurdu normalde. Eşit olsalardı ama arkadaşlarım. Eşit olsalardı böyle olacaktı. Değil mi? Ve bakın şu öncül doğru olacaktı 2 numara. Z Y'den 2Y'den büyük diyor. Ama eşit değiller. Aksine X biraz daha küçük bir sayı. Yani X küçük olduğu için buranın daha büyük olma ihtimali yok. Kesinlikle daha küçük olacak. O yüzden bu da yanlış. Demek ki doğru cevabım Bursa'dan gelecek dostlar. Yalnızca 3 olacak. Evet, geldik 9. sorumuza. Şunu bir okuyalım. Bu da 2021 TYT'siymiş. Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortalama üçgenler denirmiş. Aa, güzel. Şimdi buna göre hangileri ortalama üçgen olabilir? Birinci üçgeni deneyelim. Şimdi şuraya X desem. X kenarı normalde şöyle değil miydi üçgen eşitsizliğinde? Diğer ikisinin toplamıyla diğer ikisinin farkı. Yani 2 ile 4 aralığında bir sayı. Tabii ki virgüllü sayılar da olabilir arkadaşlarım. Tam sayı olsun dememiş sonuçta ama. Şuraya mesela atalım biz 3 diyelim. 3 olsa. Peki. 2 ile 4 arasındaki bir sayıyı seçtim. Bu durumda herhangi iki kenarının toplamı. Yani aritmetik ortalaması diyelim. Toplamının yarısı. Diğer kenara eşit olur mu? Mesela 3 ile 3'ün toplamı 6. Yarısı 3. Olmadı. 3 ile 1'in toplamı 4. Yarısı 2. Yine olmadı. O zaman bundan ortalama üçgen falan olmaz. 1 gitti. 1 olanları silelim biz hemen. 3 şıkkı eledim. Geldim buna. 70, 40 daha 110. Şurası da 70. Yani bu bir ikiz kenar üçgen. Şuna K dersem bu da K. Şimdi üçüncü kenara da M diyelim. Dostum kural neydi? Olay şu. İki kenarın toplamı yani K ile K'nın toplamının yarısı aritmetik ortalaması. K ile K'nın toplamının yarısı yine K yapar. Yani M K olsaydı evet bu bir ortalama üçgendir derdim. Ama ortalama üçgen olması için o zaman bunun eş kenar olması lazımdı değil mi dostlarım? Bakın 70-70 3 kenar eşitse 3 açısı da eşit olmalıydı. O zaman bu da ortalama üçgen değil. Yani 2 olanları da sildim. Geriye bir tek Bursa kaldı zaten dostum. Çok da uzatmadık. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. Sevgili gençler, ÖSYM sorularını da çözdük. Bir sonraki videoda yeni konuya geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.